dinleyicilerim. Ben Fırtan Balabanoğlu. Bugün çok değerli bir konuğumuz yanımda. Doktor Kemal Asman. Bugün Doktor Kemal Asman hocamızla birlikte trombosit düşüklüğü hakkında bahsedeceğiz. Evet hocam, trombositlerin görevleri nelerdir? Şimdi trombosit, İngilizce platelet biliyorsunuz demek. Kanda bulunan bir hücre. Bunun zaten çekirdeği yok, kendi küçük bir hücre. Eritrosit ve lökositler arasında kanda bol miktarda bulunan bir hücre. Bunun görevi nedir? Bunun görevi işte atıyorum eliniz, cildiniz kesildi, bir travma geçirdiniz neyse. Burada kan damarlarında oluşan ilk tıkacı oluşturmak. Yani bu trombositler bir araya gelir, bir tıkaç oluşturur. O damarını kan akımını yani ilk durduran, pıhtılaşması değil işte orada bir ayrıcalık var. Kanın pıhtılaşması için pıhtılaşma faktörleri devreye girer. Bu bir tıkaç oluşturur. Yani o kan akımını durdurur. Daha sonra pıhtılaşma faktörleri kanı pıhtılaştırır. Yani ilk tıkaçı oluşturan hücre demektir. Trombosit. Anladım. Peki düşüklüğünün belirtileri nelerdir hocam? Şimdi trombosit tabi ilk tıkaç oluşturan bir hücre demiştik. Düşük olursa ne olur? Bu tabi düşüklüğün seviyesine göre. Şimdi çok fazla düşüklük yok isek, mesela işte gebelikte çok fazla düşüklük olmaz ama biraz düşüktür. Bunda pek bir belirti olmaz. Belirti olması için trombosit sayısının genellikle işte 50.000, 40.000 altında olması lazım. Bu seviyelerde ne olur? İşte diş etin sürekli kanar. En ufak bir travmada kanaman durmaz. İşte ağır adet kanaması olabilir ya da işte burundan kanama olabilir. Çok ileri seviye eksikliklerde işte gaytada kanama olabilir, idrarında kanama olabilir. Yani kanama olur. Ciltte pedeşi dediğimiz böyle iğne başı gibi morluklar olur. Bazen purpura dediğimiz böyle mor lekeler olur. Bunlar aslında deri altında kanamalardır. İşte şiddete göre bu deride kanamalar görülebilir ama dediğim gibi 40.000'in altında olur bu genelde. Onun dışında pek bir kanama görülmez. Peki normal değerleri nedir trombosit? Normal değerleri işte milimetre küpte 150.000 ile 450.000 civarı. Peki düşüklüğünün nedenleri nelerdir hocam? Neden trombositler düşüyor? Evet, şimdi onu madde madde söylersek iki ana neden var. Birincisi trombosit nerede yapılır? Kemik iliğinde yapılır. Dolayısıyla kemik iliğinin her türlü hastalığında düşer. Bunlar nedir mesela? Örnek verelim. B12 eksikliği, folik asit eksikliği, işte lösemiler, lenfomalar, kemik iliğini tutan enfeksiyonlar işte HIV virüsü, EBV virüsü, su çiçeği virüsü. Onun da işte miyelodisplastik sendrom dediğimiz kemik iliğinin takım hastalıkları, ağır metan zehirlenmeleri, kemoterapi alma, radyoterapi alma, kanserler, bunlar da kemik iliği baskılandığı için trombosit sayısı düşer. Bir diğer neden nedir? Ki trombosit yıkımının arttığı nedenler. Bu da mesela gebelikte trombosit sayısı biraz düşer. Onun dışında sepsis yani kan zehirlenmesi mikroplara bağlı. Onun dışında otoimmün durumlar yani vücudun kendine saldırdığı bir takım durumlar var. Bunlar da mesela ITP belki duymuşsundur. İdiopatik trombositik purpura demek. TTP hemolitik üremik sendrom, DIC damar içi pıhtılaşma. Bunlar da trombosit düşer. Onun dışında işte bir takım ilaçlar, yan etkileri bu sıktır. Mesela diüretikler trombositi düşürür. Bazı epilepsi ilaçları bunun seviyesini düşürür. İşte yılan zehirlenmesi nadir durumlarda düşer. Dalan fazla çalışması yine trombositi baskılar, trombositi havuzlar, trombosit sayısı düşer. Ama dediğim gibi çok ağır trombosit düşüklüğünde genelde bir kemik iliği patolojisi düşünülebilir. Onun dışında ITP dediğimiz durum çok sık görülür. Bunu birazdan tedavide değiniriz. Peki trombosit düşüklüğü olan hastalarımızda nasıl bir tedavi seçeneği var? Evet, trombosit düştü diye bu çok sık görülen bir durum aslında. 100.000'in altı, daha da kötü işte 50.000'in altında ise buna tabii araştırıp doktorun tanı koyması lazım. Bir takım tedaviler verilebilir. İşte genelde ITP durumu denen hastalık gördüm. Burada bir takım ilaçlar verilebilir. İşte steroid türü bir takım ilaçlar, bazen işte interferon falan. Onun dışında çok ağır olmayan düşüklüklerde tedavi gerekmez. Ama işte doktorun size ne önerir? Ağır sporlardan uzak durun. İşte alkol alma çünkü alkol de biraz trombosit seviyesini düşürür. Travmalardan uzak durun.
kan sulandırıcı ilaç almayın, işte aspirin almayın, non-steroid ilaçları almayın şeklinde bir takım tavsiyelerde bulunur. Çok fazla düşüklükte işte araştırıp gerektiyse o hastalık varsa tedavi yoluna gidilir. Onun dışında geçici durumlarda pek bir tedaviye gerek yoktur. İşte gebeliktir, bir takım ilaçlar yanıtlıyordu. O ilacı keserseniz geçer. Yani nedene göre. Aynen. Neden neyse önce o düzeltilir. Çok doğru, nadir, her hastalıkta olduğu gibi. Tabii çok nadir durumlarda tedavi gerekir. Genelde işte o saydığım geçici durumlarda tromboz seviyeleri düşebilir. Onlardan durum düzelince düzelir. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Bir de aydınlattığınız için, konuk olduğunuz için beni kırmayıp çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana da başarılar diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. İyi günler dileriz.